Vatan gibisi yok ya. Türkiye gibi olur mu be abi? Çekilin ya oradan. Bunu garipaktan yapıyordum. Hem... Bak bir tel beyaz saçın yok. Senin full beyaz. Ölçüyor. Zenci şu abi. Zenci şu abi soracak. Abi bir kere zenci güzel olmaz ki. Kardeşim sen korkucusun ya. Sağlık konusunda sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım. Bugün sizlere kırmızı ve mavi hapı bir arada getirmek istedim. Sevgili Can, sen de umarım ki hangi hapı seçeceğin konusunda şey yaparsın. Öngörüde bulunmazsın. Neyse, İlla doğru. Hap içmek zorunda mıyız? Ya işte hap bunlar ya. Bana mı gönderdin? Girdik mi? Hayır. Girdik. Ha, böyle. Ben yani, de hayırlı olsun, nikah davetiyesine bakıyordum. Dur ona geliriz. Önce ya şuradan başlayalım. Hani isterseniz... Kendinizi öldürebilirsiniz. Dedeler sofrası bu öyle sofra şeklinde mi yapıyordunuz size? Tabii. Hayır. Hep de böyle yani. Yani arada başta böyleydi. Sonra bir ara içeri gittik, sonra geri geldik. Başta şeydi, kebaplar mebaplar yemiyorduk yani. Öyle. Başta onu hatırlıyorum. Tabii. Çünkü sonra da dedim ki kesin seyirci cırlayacak aşağıda. Abi bir şey yiyorsunuz burada. Ne öldük ama. Doğru söylüyor. Ben yemeği sevmiyordum işte o yüzden. Çoraplarınızı göremiyoruz. Bin şey diyoruz. Bin yıllık muhabbetler. Hadi ben de o zaman soframızı şenlendireyim. YouTube'dan geliri kapatmak zorundayız. Yok öyle bir şey. Var mı bardağımız ya? Banlandık. Güzel viski bardağımız. Tekila. Asla yok ama. Nasıl? Küçük kahve, Türk kahvesi bardağı da olur ya. Türk kahvesi bardağı, Türk kahvesi fincan demek. Fincan olur mu? Bu mu? Yine tekrar bir dizi film muhabbetine mi gireceğiz seni bir yıldan sonra? Abi. Hatırlıyor musun bu detayı? Seyircimizin asla unutamadığı. Hatırlıyorum abi. Hatırlamasın. Bunlar sen ne diyorsun şey değil mi? Enstantaneleri galiba. Sen diyorsun muydu acaba? Hatırlamıyorum. Tabii. Sen ne diyorsun da mantıklar falan. Film midir dizi midir diye tartıştık. Hala benim chatte şey diyorlar. Onun arası da orada koptu abi. O böyle travma kalmış çocuklarda. Ebeveynleri kahve ediyor gibi olmuş herhalde. Abi bundan küstüğünüz bir alternatif evren var mı acaba diye düşünüyorum şu anda yani. Acaba bundan boşandığımız alternatif bir evren var mı yani? Ha evliydiniz. Dizi yani. Program! Dizi program! Bundan sonra... Lütfen boşanmayın. 3 çocuk ve 4 çocuk ve 7 çocukla ayrılıyoruz. En son ben 1920'de Can'la beraber bir sen ne diyorsun videosunda beraberdim. 1920 o kadar olmuştur. 1920 falan. Tabii. Rahmetli Can Türktuğan vardı. Sen o zaman neredeydin? Sen Ankara'daydın herhalde. Niye Ankara'daydın? Ne bileyim bir döneminde Ankara'da. Ben Ankara'daydım. Kurtuluş Savaşı'nı hazırlıyordum. Can Türktuğan ne güzel göçtü. 0.30 cm bira içiyor orada. Biz burada 36 TL'ye. Ki içmem ben bira. Ceju içerdi bira. İçiyor musun sen hala? İçiyorum. Ama vatanında değil be abi. Ah be abi ya. Sıla hasreti o da. Vatan gibisi yok ya. Türkiye gibi olur mu be abi? Hayır yani Türkiye olmasa Mozambik'le olsan Mozambik yani vatanın. Herkes kendi ülkesine dönsün. Hocam. Arkadaşlar şimdi size bir vizyon sahibi bir iş göstermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Cinemaksimum'a bir iş geliyormuş. İşler ya. Biraz sinema. Camiadaymış gibi sektörlencesine tamam, konuşmayalım. Peki biz projeler tamam, bir film geliyor abi. Heh. Filmin afişi çıktı. Cinemaksimum'da bunu paylaşmış. Ben de paylaşır paylaşmaz ekran görüntüsü aldım. Sizle paylaşmak istiyorum bunu. Önce herkesi şöyle bir göstereyim. Biraz zaten seyircilerimize göstereyim. Şöyle elden ele alalım bir. Ha. Bak. Kredit oynuyor. Göz kanamasını önleyecek bir ilaç varsa kullanalım. Bu halis mi ya? Şimdi sizin de gördüğünüz üzere Aslı sevgili dostlar. Evet abi. Aslı da düşmüş buraya. Yazın diyor da mı Aslı ya? Aslı çık orada. Ne olacak ya? Aslı ne yapsın? Oynasın kız. Şey değil ki yani Aslı Beren Saat değil ki. İnşallah inanılmaz para almıştı. Ha, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu iş şey olabilir Aslı, tamam mı? Belki şimdi izleyince müthiş bir iş olmuş olabilir tamam mı yani? Yok şunun bu ne? Yani bunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Önyargılı ol yapma ya. Bak, önyargılı yapma. Hayatımda. Pozitleri çok kötü kendisi çok iyi filmler diye bir şey var mı? Bu afiş hayatımda gördüğüm en özensiz, en kötü. Arkadaşlar ben buradaki oyuncuların bir kısmını birazcık bilirim, tanırım. Hmm. Bak. Bir tanesiyle hatta çalışmışlığım var. Hmm. Burada şöyle söyleyeyim. En önde
iğrenç takma sakallarla kendini bozuk para gibi harcamış olan Burak Sergen. CDT mi o? Minimum 100K almazsa bu filmde oynamaz. 100K aldıysa demek ki birileri kara para aklıyor demektir. Birileri kara para akladığı için de bu oyuncular hiçbirine üzülmeyelim. Hepsi çok güzel paralar almış. Maşallah. Kötü işler unutuluyor gidiyor. Sen o parayla bir araba almış oluyorsun. Bir ev almış oluyorsun. Zaten bir tür çocuğun kara para aklamayı yolsuzluğu bilmem ne falan mı anlatıyor? Çocuğun okul taksitini ödemiş oluyorsun falan filan. İyi, maşallah. Öyle kalıyor işte yani. Yalnız fontu nereden bulmuşlar abi? Hani böyle yani. Ahmet Mekin bir de var ya. Adamcağız yani. Şu font ne biliyor musunuz? Ahmet Mekin şey mi? Arkadaki abi değil mi? Hayır abi, yok. Ayhan Yıldızoğlu. Ayhan Yıldızoğlu. Abi bak. Şu font böyle T'ye basıp hani bir yazı yazmak için tıklayınca sana ilk suggested fontlardan biri. Öyle öyle. Yani büyük ihtimalle onu değil. Ya güzel ya falan demişler. Mesela sen yani bana bir şey yolluyorsun, proje yolluyorsun. Ben de o fontu olmuyor. Buna dönüştürüyorum mesela. Evet, aynen. O bu font o font yani. Bulutların içindeki iyi adam kötü adamı da görmezden gelme. Ben keşke, alıyorum. Ben çok istiyorum. Yani bu programı izleyen dizi yapımcıları varsa yani herhangi bir dizide sinirli, aksi ağır rolleri var ya. Bayılıyorum. Müthiş. Bir şey diyeyim mi? Sana 8 köşe kalsın çok yakışır. Müthiş. 8 köşe kalsın. Oynamak istiyorsun yani. Yani. Ben anlamadım ya. Yani ne kimi diyorsun dizilerde? Ya böyle bu dizilerde bunlar aynı dizi artık. Tabii, diziler evet, diye genel söylüyor. Türk evet. Dizileri aynı diziye. Bunlar da hep böyle sinirli, birilerini antagonize eden ve sürekli böyle bir şeylerin nasıl olduğuna dair bağıran ağlar var, tamam mı? Şey gibi değil. Oo bu adam fulluyor abi, bu viski böyle içme abi, bu viski diyorsun sen. Tamam, neyse, bitmeden fulluyor ya daha tehlikeli. Aynen, ne aynen. İçtiği tam bilemiyorsun, aynen. Paramparça. Bugün neyse. Hepimiz sarhoş olacağız. Yani, bu da parti viskisidir zaten. Okay. Dökülecek neyse, şeyler. Şey karakterler var ya böyle. Hani masaya böyle elini vuruyor. Pat işte. Bilmem ne. Bağırıyor. O iş öyle olmaz. Atların tepiştiği yerde yağmurun rüzgarı silkinir. Hey. Müthiş karakter bence. Keşke ben oynasam böyle karakterle. O kadar boş karakter ki. Gelirsin okey der misin? Değil mi? Geliyor ama şey diyorlar yani hani Can Bey para falan vermiyoruz hani. Aynen o kadar ne lan. Hayır çünkü sizi. Sette bütün günün geçiyor. Sizi şey yapacağız. Ara yani. Size sorarım kaç diyeyim falan derim. Yani. Ama zorlamam hemen derim böyle kostüm falan yapıyorsanız aksi asabi ağa oynayacaksam yaparım derim. Ama Can, de kaç alması lazım? Can, yani hiç kupon proje oynamamış. Can kupon proje bu yani diyorlar ki. Her şey belli Can Bey. Kupon proje ne ya? Emlakçı mısın lan sen? Ben de hayatımda ilk defa duyuyorum. Yani. Bakalım neyi kastetmiş. Hani kesin çok popüler, kesin tutar. İstanbul'un, Türkiye'nin her yerinde afişlerde siz de böyle hüp falan diye. Hani Disney Plus şeyler oluyor ya tek oyuncuları koyuyorlar falan. O tarz böyle her yerde. Yani sizin bundan sonra hayvan da hayvan gibi böyle zalim ağa olmamla Türkiye tarihine geçeceğim bir rol öyle mi? Aynen öyle. Bedava oynarım lan onda. Helal olsun. Müthiş bir şey. Peki kaç ama, para? Kaç ama para? Diyorlar ki. Ama diyorlar. Sonra şunu çıkarıyorlar ortaya. Sıyırıyorlar ben de onları. Ama diyor sıkacağız buna bağlılar ya. Ucuz ama diyor. Çakma ama diyor. Evet. Ama sikiyorlar. Kaç para almışlar? 20 yıl boyunca ağam aşağı ağam yukarı sokakta gören herkes seni perişan edecek. Bayılır. Sen mesela sıkıldın da hemen girerdim o role. Hemen böyle çekilin yavrum. Böyle onlar bir de böyle giderek hırıltı yapıyorlar ya kendilerine özellikle. Aynen. O hırıltıyı nasıl yapıyorlar? Bir şey mi içiyorlar o sahne? Yok böyle şey seslerini değiştirir. Hep böyle. Tabii. Ama sesin sonra kötü olmuyor mu abi? Abi oluyor. Yok, zaten bozmuş oluyor sesini yıllarca. Notu var zaten hepsi sesinde. Abi bak ben yıllarca şey oynadım. Harpagon oynadım. Üstad bilir. Böyle bilmiyordum. O yüzden hep ne? Ben bilmiyorum. Cimri'de başrol oynadım ve biraz yaşlı oynamak için sesimi böyle şu şekilde yaptım tamam mı? Şimdi şu anda aslında çok iyi yapıyorum. Çünkü gırtlaktan değil buradan yapıyorum. Ama ilk oynadığımda bunu gırtlaktan yapıyordum. Hep abi her oyunun sonunda böyle oyun çok güzel geçti. Oyun çok iyiydi falan diye sesim kısılıyor. Bir de amatör zamanlar insanın kendini aşırı parçaladığı evet, çok inandığı zamanlar. Yaşlıyım ben diye bağırıyorum yani. Yaşlıyı da çok iyi oynuyor. Gencecik çocuk falan diye böyle şey yapar. Hocam bir kere sorduk çocuklara. İçeride klima odada yapsak olur mu diye. Çocuklar da hayır olmaz dedi. Allah cezanızı vermesin çocuklar. Kim bu çocuklar? Seyirci mi? Evet. Kölesi olduğumuz hani senin siktirin gidin buradan şeklinde muhatap olduğun grup var ya. Yok be abi. Ben abone modunu alıyorum artık. Biz daha işte el pençe diyor. Biz şeyiz. Biz de artık ne onun adı. Ne kadar şey kalabalık varsa zavallı. Abi dedeler sofrasını biz kanalda ayırınca dedik ki bak mutfakta çekiyoruz. Gidelim içeride ışıklarıyla gayet güzel klimada orada çekelim. Abi millet şey yazdı bak daha dakika bir gol bir. Dedi ki mutfakta olmayınca bozdunuz. Abi neyi bozduk tam olarak? İzleyici 50 bin kişi düştü.
50 bin kişi. Değiştirdik seti. 50 bin kişi az izleme başladı. Sonra mutfağa geldik. Birileri geldi. Oo, mutfağa geri dönmüş. Mutfak. Abi o zaman biz çıkalım mutfağa çekelim yani. Bizlik bir durum yok. Herkes onu ben her şeyle ilgili yorum yapıyor. Bir crossover talks yaptınız. Siz de son bir bölümü dışarıda oldu. Millet böyle dışarısı ne? İşte Allah dışarının belasını versin. Lan böyle. Ulan bir konsept deniyor millet yani. Ben olsam kamyon arkasında yaparım lan böyle programı. Abi işte. Biraz bu kamyonun arkasında. Asla dinleyeceğim. Müsaade etmiyorlar ya yani. Bana hemen biri yazmış geçen fotoğrafımı atmaya atmış. Çalışsın arada. Kilo alma oyunları yok değil mi? Bana seyirci şikayet etmesine ne diyorsun peki? Ben bıraktım onun kanalı, bana anlatma. Ben yoruldum, bıraktım zaten. Ve sonra ben kendi kanalıma geçince şey yaptım, fark ettiniz mi? Filmlerle ilgili ağır eleştiri yapıyorsam onları abone özel yapıyorum mesela. Yok. Çünkü farklı. Şeyle uğraşmak istemiyorum böyle. Hani vaktinde biz burada anlattık ya, şu film şöyle kötü falan, aşağıya full böyle doluştular. Şiş kuanını sikeyim lan diye böyle. Bize geliyorlar herhalde. İşte ben mesela çok yoruldum o tayfadan. O yüzden bir filmi boydan gömüyorsam artık onu böyle 15 TL'nin arkasına saklıyorum. Millet de parasını verip izleyince şey diyor, ne güzel eleştirmişsiniz falan. Çünkü 15 TL. Para boşa gitmesin diye. 15 TL verince bir anda böyle şey oluyor. Helal olsun, adam gövüyor ama iyi eleştiriyor. Bilen oldu böyle. Çok iyiymiş. Bedava izleyince de şey gibi oluyorlar. Sen ne anlarsın yarram falan gibi oluyorlar böyle. Güzel hocam tartışmış. Bu para insanı adam eder diyebilir miyiz? Oğlum ya bir şey gibi böyle. Hani bazı restoranlarda şeydir ya, şortla almazlar ya böyle. Hmm. Hani öyle bir küçük gerginlik olunca millette adam da şey diyor, para verdik adabıyla izleyelim falan gibi oluyor böyle. Peki sen de öyle tuhaf restoranlara pantolonun üstüne şort giyerek abuk subuk anarşik hareketler yapar mısın? Yok, hiç gitmiyorum. Öyle restoranlara gitmiyorum. Gitmişsindir canım. Ben Caddebostan sahilden denize girmeye gittim. Bir kısmı var halka açık olan kısım. Bir kısmı var akbilinle 30 liraya giriyorsun. Hmm. Orayı tercih ettim. Orayı tercih ettiğim 30'lu için. 30'lu kısım yıkılıyor böyle değil mi? İnanılmaz. 30'lu kısım süper kalite yani. Böyle 5 gömlek üstü. Diğer tarafta böyle millet birbirini ısırıyor. Kollarını parçalıyor falan. Ben de mesela canlı yayınlarken yayını böyle chatine sabonlu yapıyorum. 5 TL abonelik şu an YouTube'da. Ve şey çok ilginç. O 5 TL var ya. İnanılmaz bir bariyer yani. Böyle bir, evet. Yani mesela kredi kartı olması gerekiyor. En temelinden şahsın falan böyle. Acayip bir filtrasyon koyuyorsun. Chat'in kalitesi fırladı gitti ondan sonra. Bir de bir ara Facebook'ta çok takıldım ya ben. Facebook'ta da herkes adıyla soyadıyla geliyordu chat'e. Orada da böyle bir şey oldu. Haa, hırboluk yapamıyor. Şey gibi yok. Amına koydum ne yaptın falan gibi olamıyorlar. Adı soyadı falan olunca bir de Facebook'ta ID yazıyor ya. Hemen öyle şey dedi. Ne, kim oldu? Aşkısı belli oluyor yani. Orada böyle şey oluyor. İyi yayınlar abi. Hoş geldin seyirciler falan gibi böyle. Edepli adaplı bir dünyaya geçtik yani. Ama şey, ne bileyim, bence çok da seyirciyi sallamamak lazım böyle konularda. Yapıştır sen, gözünden de geçiyorsa ya. Cevdet geldi, kim bu amına kodumun çocuğu? Hmm. Yiğitcan gitti, niye gitti? En güzeli oydu. Can Sungur gitti, niye gitti herif? Hmm. İşte Can Türkdoğan gitti, yeni çocuklar geldi, bilmem ne. Abi her devirde. Hiçbir şey oynamasın, hep her şey aynı kalsın. Evet abi, bir de bak şöyle bir durum var. Bir de ölmeyelim. Zaman Can. Dursun. Çocukluğunda sen ne kalalım. Diyorsun? Bak sen ne diyorsun? O diyelim ki kaç bölüm çekildi? 50 bölüm falan çekildi değil mi sen ne diyorsun? Onun da 50'si değil ha. Onun da böyle bir 20 bölümü. Geek Yapar'ın altın çağıymış ya resmen. Her şey çok güzel. Herkes çok mutlu. Sadece o 20 bölüm mutlular. Evet. Hiç şikayet yok o 20 bölüm. Abi sonra hep şikayet. Hep bir şeyden şikayet. Ama ben de gideyim. Kapatacağım ya, kanalı. Ya sen seneler bana... Jack Snyder'ı eleştirdin. Ne oldu şimdi? Bak, bana hiçbir şey demiyorlar hocam. Beni ne sevmeyen ne seven. Bak kaç kişiden bahsettiğimden beri benimle ilgili bir şey var. Bu adam ne ara geldi? Niye geldi? Sen ama şeydin hep. Sen star gibi geliyordun. Bence bak kendi ağzına söyledin Cevdet. Bak. Sen, ben, biz kompleks kokan adamlarız. Biz böyle bakıyoruz. Aa, işte atıyorum bir ufak bir şey geliyor başımıza olumlu. Allah diyoruz, işte hayat gene de kötü. Olumsuz bir şey geliyor. Allah zaten, ben işte lanetliyim falan. Bak Barış'a. Orada... Bir şey oluyor karşısında, harala gürele filan, ben karışmam diyor, esprisini yapıyor, şakasını yapıyor. Ben buradan ne oyun çıkarırım diye bakıyorum. Filan falan, hayatını yaşıyor adam biraz. Ulan, ders çıkar şu adamdan. Hayat bana güzel be. Hobilerinin peşinde koş be Cüret. İşte bu. Bak bir tel beyaz saçın yok, senin full beyaz. Arkadaşlar, Geek Yapar ve Dedeler Sofrası'nı bırakıyorum. Pul koleksiyonundan başlamayı düşünüyorum. Hayda, öyle mafya. Bir hobim varmış. Pul koleksiyonundan başlamayı düşünüyorum. Aaa, benim bildiğim pul... Yaşlılığı hele senin gibi 40 yaşında. Zaraks gibiyim abi, iman edir bilmem. Sizce? Ne demek, seks mi? Tabii. Şey mi yani, pulunuzu... Pulumu koleksiyonumu göstereyim sana yavrum tarzı. Tabii. Yaşlılar öyle yapar. Sen şey gibi düşündüm, birbirlerinin pullarını görmek için buluşuyorlar. Aa, o da mantıklıymış. Orada bir... Sen gel sana pul koleksiyonumu göstereyim klişesini bilmiyor musun? Biliyorum. He tamam. Ama... Nasıl işlediğini bilmiyordu o. Yani abi Tinder... Sen, ben de onu soracağım. Bu var mı hala acaba? Yani ben şey gibi oğlum düşündüm. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Affedersin canım. Evet, tabii. Yani çöp çatanlık app'i yapalım. Türk adı da pul koleksiyonu olsun. Lütfen.
Bak, bu fikirleri harcamayın diyorum programda. Ben yapmayacağım abi yani. Herkesin profil fotoğrafı pool şeklinde mi peki? Hatta çok iyi ya. İşte konsept diye bunu derler. Abi pool'u falan biz hatırlıyoruz ama yani. 20 yaşındaki çocuk. Ya da 60 plus çöpçü tabii. 60 plus. Pool ikinci bar. İşte pool bar. Bir şey diyeceğim. 12. bar. Bak şu an pool geldi ve gerçekten ben bu fotoğraftaki kişiye aşık oldum. Atatürk yani. Atan mı? Şu anda size çok kaliteli bir Ali Poyrazoğlu esprisi yaptım. Zaten ben bir neydi Ömercan? Paraya bakarım içinde Atatürk var mı diye, bir de insana bakarım içinde Atatürk var mı. Hayır, ışığa tutuyorsun, içinden geçince ışık Atatürk orada gözüküyorsa. Orada koleksiyondan geldi gerçekten. Aa, oha geliyor. Bak Hızı Asbafçı buradaymış, ne yapacağız? Hocam, hocam ismin neydi özür dilerim? Erkan. Erkan'cığım. Erkan mesela şey diyor değil mi? İşte arkadaşı diyor ki pul koleksiyonumu göstereyim mi sana diyor. Terbiyesiz diyor. Ne oldu şimdi falan diyor Erkan değil mi? Onlardan yani. Hayır şu an biz hakikaten gösterecek. Cevdet Çakalı. Şimdi bizim iş yeri için tamam mı? Bir takım böyle yazışmalar, bürokratik bir şeyler uğraşıyor falan. Bir tane... Evet. Burası için değil. Evet, tamam ne oluyor dedi. Burası için değil oğlum, para getiren yer için. Her gibi burası için değil. Buradaki yazışmaları Cevdet yapıyor. Buranın yazışması neyim zaten. Neyse. Neyse yani ciddi birileriyle ciddi bir düzeyde muhatap oluyorum, tamam mı? Böyle işte bir şeyin tercümesi yapılması gerekiyor, yurt dışıyla yazışılacak. Bilmem kim bey falan deniyor böyle. Filan aynen hanım bey bilmem ne işte var bey işte bilmem ne anı filan. Bir tercüme yapacak, bir tercüme bürosunun biriyle muhatap olduk filan. En son işte bir adres yollaması lazım, kargo yollayacağım. Size WhatsApp'tan atayım dedi. Tamam dedi, bu numaradan atayım, bu numaradan at. Şimdi oraya kadar kurumsal ilerlemiş olan ilişkimiz bir anda tabii kadının kişisel WhatsApp telefon numarasına dönüşüyor elbette. Yapacak bir şey yok, ayıp değil özellikle. Eyvah. Fotoğrafı çıktı. Eyvah. Ben anladım. Ha. Attım şeyi falan, sonra orada da tabii aa dedim işte profil fotoğrafı var, neymiş bu diye hemen refleks var bir şekilde bakıyorsun. Bir basayım, görüşü var. Falan mı? Yani bir anda o ciddiyet yallah dışarı bir şekilde bir şey yani böyle kızcağız böyle kısmetini arar bir fotoğraf koymuş oraya böyle. Kısmet arama fotoğrafı beni de yoruyor yani. İşte, bir de daha da komiği o hani profil bir şey yazıyorsun ya aşağıya, benimkinde ne yazıyor bilmiyorum yani bir cümle bir şey yazıyor filan. Orada da işte insan ne yazıyor? İnsan insandan değil, insan topraktan gelmektedir be falan gibi bir şey yazıyor böyle. Evet ya. Durum kısmı değil mi? Bende evet. Herhangi bir durum söz konusu değil yazıyor. Vay çok kumursuz hocam. Yıllar önce bulmuştum, hiç değiştirmedim. Ha, ben oraya ne yazdığımı hatırladım ben mı? Ben de şimdi baktım sana. Naber ahpap yazmış. Hayır. Dikkatli oku. Dikkatli oku. Naber ahpap ahpep. Ha, ep. Okey. WhatsApp'ın... Cevdet işte, Çakalı. Vallahi o yapmış ya. Ben yapmadım bile düşün. Ben senelerdir bunlara Cevdet Çakalı diyorum bu arada. Sen yanımda değilken de Cevdet Çakası bunlara. Abi çok teşekkür ederim. Abi ben zaten şeye kılım ya. Cevdet Çakaları üzerine milyonluk program yaptılar ya. Evet, Soğuk Savaş. Aynen. Ben oraya her izlediğimde oğlum ben bunları biliyorum ya falan diyorum. Vallahi ya. Aklıma geldi. Vallahi ya. Aklıma geldi. Kaçırdık. Ey boğaç falan. Ey boğaç. Porsche'nin başına gelen başımıza gelmesin diye konuşuyorum. Hocam bu benim... Bu yazdığı için olmuş. Aşk yani. Olsun. Hayır, hayır ben sana detayını biliyor musun? Şeye de yazıyor, YouTube videosunda yazıyor kabul. Ama tam o olay olur ki işte neyse atıyorum. Diyor, ne bakıyorsa. Tam onu derken de diyor ya bir böyle hani yazı geçmesi lazım parodi falan demişler ona. Hatta o da demiş ki işte hani demiş hani yasalar, kurallar, kanunlar hala televizyon için çalışıyor. Çünkü televizyonda sen açıyorsun ortasında ya o baştaki uyarıyı görmeyebilirsin. Ama YouTube videosunun başında yazıyor işte yani şey adında falan yazıyor. Ben şeye çok şaşırmıştım. Yani çocuğun, Cicu anlattı. Cicu'dan çaldı. Çocuğun başına gelen ne yazık ki aşırı şaşırtıcı değil. Bizim ülkede oluyor böyle salak salak şeyler de. Avukatı şey demiş ya demiş bu parodi yapıyor bilmem ne. Yani savcı şey demiş o zaman adam öldürelim parodi yaptık diyelim öyle şey mi olur falan demiş. Böyle şey olmuştum. Aga yani. Allah aşkına yani. Çok, savcı çok, yani. Çok basit olabilir abi ama. Aslında sen savcısın aslında hakim değil. Mesela savcı hakim olacak böyle şeylere bence. Yani bunun suç olup olmadığını ilk önce savcı anlayacak ki hakim anlatabilsin. Devlet bunlarla uğraşmasın yani çünkü dosya açılması ve bütün bu kovuşturma falan bir iş yani. O savcı aynen. Biliyorsun hayatında hiç film izlemediği için yani hani adam öldürmek değil adam öldürmenin filmi parodi oluyor zaten sayın niye? Savcı bey. Bence, yani bence Çağrı'yı izlemiştir yani. Çağrı mi? Aslında Çağrı. Orada çok ilginç bir şey oldu. 15 Çağrı değil mi? Demokrasi zaferinden sonra 15 Temmuz'daki. Hepimizinki geçmiş olsun. Savcılar hakimler falan bayağı genç oldular. Daha henüz film izleyecek fırsatı olmadı yani. Parantez içerisinde parodiyi biliyor olmaları lazım aslında. O kadar da değil yani. Oğlum sen şu an ageism yapıyorsun. Gençlerin hepsi havalıdır, cooldur diyorsun tabii. Şu an. Z kuşağı abi. Z kuşağı kurtaracak. İşte
Şu an bundan farkı yok işte. Z kuşağı abi. Abi Z kuşağı tam kurtaracaktı. Zafer Partisi diye bir şey çıktı. Hepsinin aklını aldı ya. Allah kahretmesin ya. Tam böyle nitelikli bir şeye dönüşüyor gibilerdi. Böyle LGBT bilmem ne falan. Zafer Ümit Özdağ doğruları söylüyor falan demeye başladı. Ya evet ya. Bu furyadan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Bak, kurtulacağız. Faşizm geliyor. Ömercan'ın bak. Ömercan. Hepiniz beyaza dönüşün biraz. Üstad. Şey mi? Ülkten. Ünlü düşünür, ünlü filozof Ömercan Güldal'ın özdeğinin dediği gibi. Susayım diye. Şimdi bak. Evet. Otobüse giriyorsun. O kendi örneği verdi. Çok güzel bir örnek bence. Otobüse giriyorsun ve otobüsü kalabalık oluşundan otobüse girenleri dövmeye başlıyorsun. Niye bu kadar insansınız siz diye. Yani niye bu kadar insan alıyorsunuz diye şoföre veya otobüs kurumuna bir şey demiyorsun da insanları dövüyorsun. Yani şu anda olan biten ve Zafer Partisi'nin de şey yaptığı, eylediği tam bu gibi geliyor bana yani. Siyaset konuşmak istiyor. Yani göçmen meselesi falan ben böyle ezberden gıcık olduğum bir şey değil. Benim baba tarafım da göçmen yani. Neticede biz de Kafkaslardan göçmüşüz yani. Birinci Dünya Savaşı'da falan filan. Ama yani göçmen meselesine aşırı kızmamakla beraber göçün aşırı yönetilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de üstüne bence Araplaştırma politikası izliyorlar şu anda. Galiba. O yüzden... Yani bugün Ümit Özdağ söyleyecek. Sünni. Yarın başka birisi söyleyecek ama konuşulması gereken ciddi sıkıntılar var. Yani şey gibi değil. Ne diyeyim? Yani ben insanların öfkesini bir noktadan sonra ki insanlar öfkelerini kontrol edemeyecek. O toplum yönetmeyecek bunu. Siyasi partiler ama şeyi konuşması lazım. Gider ayak bütün Bodrum'u tek parçalık otele dönüştürelim ve bütün ülkeyi Araplaştıralım gibi bir proje var gibi hissediyorum ben. Ve o beni kıllandırıyor. Çünkü abi, resmen şey kavimler göçüne döndü abi. Artık bir yerden sonra saçmalık yani. Ben de öyle hissediyorum. Yoksa kesinlikle. Şey değil mesela göçen adam savaştan kaçmış ölsün falan böyle bir şey yok. Bu beni germiyor ama şey çok komik yani. Gel abi falan öldü işte. Yok ya yani eğer bizim bu konularda karar veren kulübün yani hükümetin bilmem ne falan... Hakikaten insaniyetten başka olmayan bir motivasyonla hareket ettiklerine inansan hep beraber bu insanlığı yapmamız lazım diye düşünürüm. Aha. Ama sıcak para girsin ülkeye, oy kazanalım bu işten, yatırımcı gelsin de ülke zenginleşsin ama tabii sırf zenginler zenginleşsin. Çünkü yani atıyorum en basitinden mesela daireler satılıyor, yabancıya satılıyor. Hmm, o yüzden tabii. Türk insanı, yani Türk olması derdi milliyet değil. Yani yerli çalışan insan kirasını ödeyemiyor, 25 bin liraya kira dönüyor şurada falan. Öte yandan azıcık geyik yapayım mı? Hadi biraz konuyu daha komik bir tarafına çekeyim mi? Hadi yap bakalım ama güleceğiz mi gülmeyeceğiz mi onu bilmiyoruz henüz. Belki komik olmayacak. Onu iddialı girdin yani. Ukraynalılardan kimsenin şikayetçi olmamasını konuşalım. Bak. Biri şey demiş onu gördünüz mü ya? Herkes uy. Hayır. Bir tane uy dedi. Karadeniz'de bir herhalde tane herhalde. Arkasında da kilise mi ne öyle bir şey böyle şey çekmiş böyle. Gel seni gerçekten alacağım diyor. Ta yani, alacağım ta o zaman. Bir sene önceydi. Abi artık yani çıldırdı bu Karadenizliler. Ne diyorsunuz bir Karadenizli doğrudur, olarak buna? Doğrudur efendim. Ama kötüydü. Adamcağız işte gel ya işte, geçeyim demiyor bak, ki. Yani, adamın diyor. İşte adamın iyi niyetinin bile o level'da olması zaten yeterince kötü bir şey değil mi yani? İşte ama onu şeyini faturasını adama kesmememiz lazım. Onun faturasını kültüre kesmemiz lazım. Ben adama lazım. Kesmiyorum. Kültürümüz batsın. Daha fena olduk. Dünyada genel bir şey var ya ona işte ilginç geliyor. Kahverengi insan sevmiyoruz ya temelinde. Tabii. Aslında bu ya. Doğru. Hocam karanlıkta yani, göremiyorsun bir kere bir. Yani şey çok ilginç bak. Bir de siyahiler Amerika'ya gittikten sonra Black Lives Matter bilmem ne falan alıştırdılar kendilerini. Kahverengileri kimse korumuyor. Meksikalısı, Endonezyalısı, doğru. İşte Afgan'ı, Arap'ı bilmem nesi falan. Kahverengiler açıkta kaldı. Bence bir artık şeye başlamanın vakti geldi. Yani kahverengi insanlar oturacak, konuşacaklar. Can sana tek bir şey sormak istiyorum. Beyazlar zaten sömürdü. Dur. Can siyahlar duyar kastı kurtardı. Peki biz kahverengiler değil. İşte biz kahverenginin çağı geldi artık yani. Kesinlikle bak. Amerika'nın da aslında ilk işte bu 2000'lerde falan o meşhur Huntington'ları falan hatırlarsanız. Tabii hatırlıyoruz. Amerika'nın da işte medeniyetler çatışması. Oo tabii. Makalesi. Edward Huntington değil mi abi? Hipokrati deniyor. Neyse. Orada şey diyordu mesela bu yani İspanyolları tabii İspanya kökenleri. Onları geç onlar sayılmaz. Bizim coğrafyada değiller ama işte bu Arap coğrafyasının Orta Doğu coğrafyasının öncüsünün Türkiye Cumhuriyeti olması gerektiğini. Ne? Bunu yap Türkiye Cumhuriyeti olması gerektiğini. Bunu yapmak için de işte Atatürk'ü tıpkı işte Rusya'nın Lenin'i bıraktığı gibi Türkiye'nin Atatürk'ü bırakıp buna doğru kanalize olması gerektiğini. Yani bu yöne gitmesi gerektiğini savunan bir Amerika tezi vardı.
Sonra AKP geldi. Hocam, Allah Allah. Öyle Amerika'lısı bilmem neresi karışmasın bizim işimize. O değil. Ama ben bir dakika Can'ın samimiyetini ölçmek istiyorum. Tamam. Kahverengilere şans tanımalıyız dedi Can. Öyle değil mi? Hayır dedim ki. Ne dedin? Kahverengiler de artık boş boş oturmasın. Sonuçta organize olsunlar. Organize olsunlar. Yedirme. Sen de kahverengi adamsın. Hakkını yedirme. Durma abi artık yani. Kabul. Peki bu zenci ev konusunda ne diyorsun sevgili Can? Aa güzel. Ben Can'ın fikrini hiç bilmiyorum. Ben de Can'ın fikrini bilmiyorum ama ben Can'ın fikrini tahmin edebiliyorum. Ben de tahmin ediyorum. Ben Can'ın neyse dur ağzına baksak koymayalım. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Benim umurumda da olmadı. Ben tepkilere gıcık oldum çünkü çok saçma oldu tepkiler. Şimdi bunu konuştuğumuz için yine bu videonun altına da şey gelecek. Hayır, ırkçı değiliz. Sadece... ırkçı değil, sadece siyah herif olmaz falan. Wow. Sadece eserin orijinaline sadık kalınmasını istiyorsan. Ben de bu arkadaşlar şunu... Sizin o konudaki tartışma programınız çok iyiydi bu arada. Yani izlediğini biliyorum. Arada şey de çok iyiydi. Yani ortaya attığınız argümanlar da doğru argümanlardı. Ve tabii yani ki ben de haklıydım değil mi? Tabii canım. Ama aklı Selim içindir ya. Selim şunu. Ulan Cez hocam. Tamam. Can da izleyip benim fikrimin o olduğunu düşünmemiştir herhalde. Yani. Cez'cim. Yani şimdi doğru. Zaten ya, ateş olmayan adım aşmaz. Sen yeterince çirkinleşemedin de orada yani. Ciddi misin? Tabii canım sen. Yine kibar mı kaldın? Sen hamurun da şey yok abi. Kibar çocuklar zaten. Temiz adam. Temiz şey adam. Şey gibi yapamadın yani. Ama kokuyor lan abi falan yapmadım mesela. Hani oraya ağır bir pis birini kosaydın. Çünkü ben şey falan da çok gördüm. Bu konu ilk çıktı. Diyoruz ki arkadaşlar ne alaka zenciye niye bu kadar tepki? Hakikaten ırkçılık mı yapıyorsunuz falan. Bir kısım insan geliyor kendini izah ediyor. Ne alakası var? Ben eserde hayal ettiğim gibi görmek istiyorum diyor. Okey. Ki sen onun cevabını verdin o programda. Ya bu bir aktör ha falan gibi çok bariz bir cevap verdin yani. Orada ama şey gibi çocuklar da geldi bana. Twitter kullandığım dönem olan şey diyor. Abi bir kere zenci güzel olmaz ki. Böyle oluyor. Ne? Hani şimdi bana elf dediğin güzel olur. Zenci güzel mi olur? Oğlum o şeyle aynı işte. Orada böyle şey olur. Kardeşim sen ırkçısın ya. Bu ırkçılık ha. O şeyle aynı işte. İnanılmaz. Miss Marvel çıktı altına şey yazanlar oldu. Ya biz bu Hintli'yi mi izleyeceğiz? Ya bir Hintli'nin de bir derdi var belki. Bakalım ya. İnanılmaz ya. Hayır öte yandan ben o Hintli'yi hiç izlemedim ha. Çocuk filmi. Çocuk filmi diyor bu arada. Yani şey ama sonunda şey oldu. Bak zaten mutantlar çıkmış en son. Zaten bu Marvel. Aa, X-Men geliyor. Evet, Marvel dünyası zaten artık hani merkezindeki olay heyecan verici değil. Ay Hawkeye dizisi çıktı diye kimse heyecanlamıyor yani. Hawkeye dizisinde acaba işte örümcek adama bağlanacak mı diye izliyoruz. Miss Marvel artık yeniler şu son zaman çıkanlarda da pek bağlanmıyor. Çok bağımsız yapıyorlar. Hatta işte o yüzden böyle yazılar döşenmeye başladı. Marvel sıçıyor. Marvel'ın devri bitti falan. Ama bence şey yapıyorlar gibi geliyor bana. Reklam bütçesini kısmışlar bence. Yok ya bence şey yapıyorlar ha böyle bilerek şimdi biraz böyle dağıttılar ve unutturuyorlar şeyi hani öyle bir araya gelmeceleri Avengers falan gibi markaları. Reis'in bir planı vardı. He 3-5 sene sonra Kevin Feige hepimize böyle böyle vuracak. Bence kalmadı hiçbir şeyler ya en son. Thor'u izledin mi Can? Sen merak ediyor musun X-Men nasıl yapacaklar? Biraz merak ediyorsun. X-Men'i izlerim canım ama Love and Thunder izlediniz mi şimdi? İzledik. Ama mesleki olarak izlediniz değil mi? Her şey oldunuz mu hiç? Love and Thunder geldi abi falan. Ne bileyim ben çünkü bir ara Marvel filmi ama çok oldu öyle oldu. Geldik abi geldik geçtik ya. Şey de bitti abi. Rahmetli Iron Man'den sonra bitti bende o gazete. İlk faz yani Doktor Strange'e ben en son heyecanlı gittim. İlk filmini çok sevdim. Ben anda da pişman ettiler valla. Evet, maalesef. Evir gibir bir film olmuş yani. Ne gibi? Evir gibir. Timey wimey. Kesinlikle öyle olmuş. Aa yeni Doktor'u da bölüm yapacağız mı? Diyorsun. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ben o şeyde çok ilginç bak yine böyle Hindistan İnternet parti kırılır ve 4000 kişi izler. Ya İlal montajlar işte abi şimdi. Bak o bile nezaketli güldü. Aynen. O da şey oldu be. Benim bir şey söyleyeceğim Can. Sen şeyi takip edebildin mi? Bu hani biz bir başladık seyretmeyi de ilk sezondan sonra biz bu kadını bir daha izlemeyeceğiz şimdi dedik ilginci... ya. Devam edebildin mi? Yok ben şeyde bırakmıştım ya orada Hindistan Pakistan muhabbetinin anlatıldığı bölümde. Miss Marvel'da da aynı şey olmasın. İlk izlemediğim Marvel dizisi Hindistan Pakistan. Sen dedin mi acaba Ümit Özdağ olabilir mi acaba? Abi bir şey söyleme umurumda değil ya. Yani böyle bir şey var. Yani what's next? Zimbabwe savaşına mı gideceğiz? Artık dayı sıkıldım ben ya. Şey yok. Değil abi kültür yani... Şimdi bak şöyle bir şey anlıyorum bak. Black Lives Matter konusu da böyle ki oraya bağlayacağım o konuyu tekrar. İngilizlerde de şey var ya, İngiliz vaktinde Hindistan'ın Pakistan'ı karıştırmış. Şimdi böyle, ya kusura bakmayın bakın bu kardeşimiz de bunun dertlerini çekiyor. Dayı bende yok bu, ben bunun bak, şeyini yaşamıyorum ki. Can gene her zaman olduğu gibi Miss Marvel'ı izlememiş
ama hakkındaki her boku biliyor. Çünkü Berna var abi. Berna hala var. Bak sana bir söyleyeceğim mesela. Şimdi hakikaten dizide sürekli işte 1900 ne zamansa Pakistan Hindistan ayrılması olayı, o sıradaki yaşanan işte göçte yaşanan ölümler bilmem ne bunun trajedisi falan anlatılıp duruyor. Tamam, başınız sağ olsun. Belli ki kötü şeyler yaşamışsın. Aynen ama öyle. Başın sağ olsun ne? Ama hayır. Bana neyi geçtim abi bak. Bana neyi geçtim. Öyküyü bununla şey yapabilirsin. Buna kurabilirsin istiyorsan filan. Fakat bir insanlar 70-80 yıl önce yaşanmış bir felaketten bahsedip işte üzülüyorlar, ediyorlar, trajediyle bahsediyorlar. Ulan bu bilim kurgu evreninde 7-8 sene önce evrenin yarısı yok oldu. 5 sene sonra geri geldi filan. Hani bundan bahsetmiyorlar ama anladın mı? Yani evet, bundan daha felaket mi var? Yani bundan daha karman çorman... Hazar saat yapmamışsın evet. Uzandır. Evet, performans, şey pratikte diyelim. Da ama yani anladın mı demek istedim? Yani işte bu bizim dünya değil yani. Doktoru da koptuğum yer de orasıydı yani. Dalekler gezegen patlatıyor bir tarafta, lazer sıkıyor. Biz böyle abi işte Hintlilerle Pakiler ne yapmış öyle ya? Ya geçmiş olsun tabii, o da kötü. Hani Kaşmir tabii hocam, hani önemli bölge. Hani dert kıyaslamamak lazım ama abi şimdi hani bu da şey mi ya? Yani bir de işte şeyi anlıyorsun yani. Sen İngilizsin, zamanında bir bok yemişsin. Bunlara özürüm diyorsun. Şimdi Amerika'nın Black Lives Matter muhabbetinde de mesela şey oldu. Millet bunu görmekten çok sıkılıyor. Ben de diyorum ki ağlar. Bak bu kültürel sömürgeyiz ya biz yani. Bunu kabullenelim. Bu ülkede çünkü biz dizi çektiğimizde bu çıkıyor. İsterseniz bunu izleyin. Yerlere bu arada böyle çok güzel. Böyle çizim bizim gösterince çok güzel yani. Ha, o, ama değil yani mi? Şimdi adamın eserini tükettiğimiz için adamın kültürüne de maruz kalmak zorundayız. Bu da evet. Bizim eksiğimiz, bizim ayılımız. Biz bir şey üretelim, onu izleyelim yani. Bir soru sormak istiyorum size arkadaşlar. Bugün ben kaymakamlığa gittim işte, bir işim var sabah. İzmirlisin diye ayrımcılığa uğradım. Yok. Ömercan dünyayı tanıyor. Bence böyle bir şey geliyor şu an. Evet buyurun. Neyse işte bir tane amca geldi, yaşlı bir amca. Güvenliğe danışıyor da onu oradan o açık kapıya yönlendiler. Hani oradan duyuyorum hepsini, tamam mı? Güvenliğe anlattı, dedi ki benim evimin altında bir tane teker var. Sabah 4'e 5'e kadar açık duruyor dedi. Ben işte bunu kaç kere şikayet ettim. 4 yıldır böyle 8-9 kere şikayet ettim. Hiçbir şey değişmedi. İşte buraya geldim falan filan. Ben amcayı dinlerken önce amcaya sempati duydum, tamam mı? Çünkü bizim de evin altında şey var abi. Dövmeci var. Fakat dövmeci aynı zamanda eşi dostuyla oraya masa atıp sabaha kadar sohbet ediyor hakikaten. Biz de bazen salonda falan ses oluyor. Sikeyim bunların muhabbetini diyoruz. Böyle film izlerken böyle falan oluyor mesela. O yüzden adama empati duydum ya, tamam mı, yaşlı amcaya. Sonra gitti içeride derdini daha detaylı anlatıyor. Ben sırada beklerken dinliyorum. Şimdi ben hani tabii ki gürültüden rahatsız oluyor diye varsaydım adam, ama herif oradaki öbür adama şikayet ederken hiç gürültü falan demedi. Lafı sürekli işte biliyorsunuz zaten ondan sonra eşkıya satmak yasak. O saate kadar açık kalmaması lazım bilmem ne bilmem ne. Ben de gitgide bu sefer adama karşı hissetmeye başladım yani kendimi. Şimdi siyasal İslam adam yani. Bilmiyorum. Belki de sadece aksi bir dede. Olabilir. Ama yani sonuç olarak bir insanın şikayeti, yani şikayet mesela gürültüden şikayet ediyor. Bu haklı bir şikayet. Bir çalışma yeri, iş yeriyle yaşama yeri kesiştiği zaman bence yaşama yerinin hakkı, hele gecenin dördü yani sabahın dördü. O adam haklı olmalı. Fakat herif sırf ama bunlar kurallara uymuyor diye kıkıllık yapıyorsa da o zaman da o amcanın ağzına sıçayım. Ama onu bilememek, yani işin aslına hakim olamamak, ki hakim kelimesini de buradan buraya öyle yapıştırmışlar herhalde. İnsanı deli ediyor yani. Beni en azından deli ediyor. Yani adamın tarafını mı tutmalıyım yoksa tekelin tarafını tutmalıyım ama diye. Ama Ömercan. Sabahtan beri düşünüyorum. Sen kendi tarafını tut abi. Herkes kendini kurtarır, sen ortada kalırsın. Ya ben onda yokum oğlum işte. Ben peygamber olmaya, burada şey olmaya çalışıyorum yani. Ömercan şey de olabilir bak. Kanaat yani, önderi olmaya çalışıyorum. Adam bunu kaymakamlığa şikayet etmek üzere işte yola çıktığında şöyle bir tembihlenmiş olabilir. Yani sen orada işte gürültü mürültü deme hiç. Normalde bu tekelin ona kadar şeyi var. Ya. Ondan sonra da yapıyor diye devam et. Yojimbo muydu ya bu? Ben mi diyeyim onu? Ne? Hani Akira Kurosawa'nın filmi vardı ya, aynı olayı herkes üç farklı şeyler anlatıyor. Yojimbo'ydu. Anladım ama bilmiyorum. Raşamon. Aferin kız. Bak Hilal'i biz boşanmadık o. Yani belki böyle bir şey olabilir aslında. Last yani. Last Duel'ı izledin mi sen? O da aynısı. Hani sonra ben... dönüyor kamera, gürültü yapanları da dövüyorlarmış. Mafya dövüyormuş millet. Hani mevzu ata oynayayım ben demiş olabilir demek istiyorum. Hani adam. Gidip kaymakamlığa bana gürültü ama yapıyorlar. Ama asıl derdi gürültü yani. Öyle yani. Olmuş sussalı bile mevzu hafta oynamış olabilir. Kesinlikle demek istiyorum. Olabilir. Sanıfsal abi. Bak ama lafı şuraya getirmeye çalışıyorum yani. Bir, gerçekten mağdur olmak var. Yani bir haksızlığa uğruyorsun ve karşı tarafa haksızlık ediyorsunuz bana deyince de sana zorbalık yapıyorlar. Sekreter burada yapıyorlar falan. Bana ne, sana ne bilmem ne falan. Ya da
bir de bir kıl olmak var. Yani bir de bir hani birlikte yaşamak için taviz göstermemek var. Çünkü şunu da biliyoruz Asas için. Milletin eğlencesine gıcık olan tip modeli değil mi böyle? Mesela. Hmm. Ki bu eğlence bile değil lan. Herif dükkan işletiyor. Yani sanki orada dansöz oynatıyor, anladın mı? Bence buradaki tek sorun dükkan işletmecisinin kahverengi olmasıydı. Onları birbirine. Can. Bak, Russell T. Davis geliyor. Ben bunu çok hevesle şey yapıyorum. Ya yapabilirim doktorlar ciddi. Matt Smith değil, ne öteki? David Tennant. Sen ne diyorsun yapalım? Yok. Hani yani millet öyle diyecek. Millet öyle diyecek de Can Türk'ten gitti be abi oradan yiyince. Aynen abi, CHT olmaz. Yoksa abi yapıyorduk değil mi? Yok, tam abi yapıyorduk tam yani. Tam yapıyorduk, CHT gitti de yapalım. Oh, beni sikecekler bugün. Yani iyi. Bir şey söyleyeceğim, bu çok iyiymiş ha. Bu bayağı akıyormuş Can. Abi, evet. Bir şey söyleyeceğim, böyle tatlı tatlı gidiyor bir de. Ömer Can da tahmin etmiş gibi yanına mezesini almış bunu. Tabii. Çok güzel gidiyor yani. Bak dediler safhası ne güzel oldu bir anda. Gerçekten ya, o zaman hadi şerefinize. Acaba Can'ı kalıcı mı çağırsak? Can kek yapara geri dönsene. Hayır, dedelere lan, dedelere. Dedelere geri gelsene kalıcı. Klima taktırırsanız dönerim lan. Ha? Klima taktırırsanız dönerim. Taktırırız lan. Tamam. Bu tabii lezzetli bisküttür ama bu kadar hızlaşmayın bak bana. Sen de böyle kafanız bulundu. Tadın da bu böyle tadımlıktır. Ağzınız tatlansın diyor. Sevgili dostlar, şimdi biz tabii az önce Can'ın da zikrettiği gibi biraz içtik. Ama yine de gayet kafamız normal. Alkol tükettik. Alkol tükettik. Bence sen kapatma. Ben kapatacağım. Sevgili dostlar, az önce dinlediğiniz üzere Can Sungur Dedeler Sofrası'nın daimi üyesi oluyor bundan sonra. Oh. Ama bunu... Buna mı borçluyuz hepimiz? Yoksa benim gerçekten bak oluyor mu kısmı? Haftaya kadar başınızın etini yesin inşallah. Klima. Görüşürüz. Klima şartı da var tabii. Ha bir de doktoru konuşacağız galiba. İlk yapar için o da. Doktoru yapalım ciddi mi bak? Yapalım abi. Hem David Tennant hem Russell T. Davis, daha ne olsun yani. Hem parlak dönemlere dönüyor. Haftaya böyle borçluyuz. Burada bir klima. Sofrası.